Arkadaşlar, bir pazar sabahından herkese selamlar. Bugün adeta yeniden doğmuş gibiyim. Sabah saat 6'da hemşire geldi, taburcu olacağımı söyledi. Dünyalar benim oldu. İnşallah bu hastalığı geçirmişimdir. Yaşadığım büyük bir acıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce bu hastalığı nerede, nasıl, ne şekilde kaptığımı bilmiyorum. Sadece yorgunluk belirtileri başladı. Öksürük gibi bir şey başladı. Grip gibi bir şey başladı. Şüphelendim, hemen doktora gittim. Dinledim, inledi. Dedi aspirin iç, pulus iç, iyi olur. Pazartesi. Ben aspirini içmeye başladım günde 3 defa. Aspirin, pulus. Biraz enerji geliyordu. Gitgide güç kaybetmeye başladım. Üçüncü günden sonra suydu, çaydı, meyveydi, sebzeydi, yemekti, bunlar bitti. Ağzım kapandı. Hiçbir şeyden lezzet almıyorum. Hiçbir şeyin tadı yoktu. Yiyemiyordum. Gitgide yorgunluklar başladı. Çok ağır bir yorgunluk. Oturmakta bile yoruluyorum. Bir hafta sonra bir daha doktora gel demişlerdi. Gittik. O gün tam bitkindim yani. Hastanenin girişindeki hemen tedbirli doktor, oradaki acil doktor dinledi. Hemen şeyi sevk etti. Koronavirüs merkezini. Oraya gittiğimizde ayakta zor gidiyordum. Oturduğum sandalye zor tutuyordu. Kaç gündür yemek yemedim. Doktordan rica ettik, bana serum verdiler. Film çektiler. Burnumu silip aldılar bir şeyler. Dedi ki hemen seni hastaneye sevk edeyim. Ya dedim bir şeyim yoktur. Bu o değildir. Böyle yok ya falan. Bir netice alalım. Ertesi gün pozitif haberi geldi. Hemen direkt kendi aile doktoruma ulaştım. O dedi ki sen evde olmaz. Şeker hastası. Bir saat içinde ambulans eve geldi. Bir personel geldi, beni aldı, hastaneye yatırdı. Bugün 17. gün. Çok zor bir dönem geçti. Sağ tarafındaki yatan arkadaş, 57 yaşındaki Samir, Allah rahmet eylesin, 4. günde gitti. Çok iniltiyen insanlar var. Zorlananlar var. Benden size basit bir tavsiye ama zor bir tavsiye. Kronik hastası olanlar 100 defa dikkat etsin dışarı çıkarken. Normal insanlar taşıyıcı olabiliyor, haberi olmuyor. Bunu dikkat edin. Kalabalık yerlere girmemeye çalışın. Maskesiz kesinlikle hiçbir kalabalık dışarı mışarı çıkmayın. Burnunuzu dahi kapatın. Artı yiyeceklerde mesela bir ilacı yok. Ben sordum, konuştum. Bu hastalığın herhangi bir ilacı yok. Grip ilaçlarıyla tedavi edildi. Ama günde 3 defa, 4 defa C vitamini verildi. İster hasta olun, ister olmayalım. Belli bir yaştan sonra yaşınız ilerlediyse günde mutlaka C vitamini takviyesi alın. C vitamini içeren biberdi, maydanozdu, kiviydi. Bu tür gıdalar yiyin. Kendinizi koruyun. Ne olduğu belli değil bu hastanın. İnsan, ben böyle bir hastalık da görmedim. İhtiyarlara özellikle çok vuruyor. Sabaha kadar iniltileri var. Soluk alma zorlanıyor. Allah'a şükür ben o seviyeye gelmedim. Ama buraya geldiğimde ilk 10 gün sürekli oksijen takviyesi alındı. En büyük şey ölçümleri buydu. Günde 3-4 defa gelip vücuttaki oksijen miktarını ölçüyorlar. Buradaki insanlardan, çalışanlardan Allah 1000 kere razı olsun. Sanki abim, kardeşim gibiydiler. Sürekli hastaların morallerini yükseltiyorlar. Sürekli ilgileniyorlar. Yemekleri dikkat ediyorlar. Benim başıma geldi, size gelmesin. Benim en büyük handikapım, yok ya falan, böyle bir şey yoktur. Olmaz ya falandı. Halbuki ilk gün gittiğimde ben bu testi yaptırayım lütfen deseydim ben daha hafif atlatacaktım. Yine yaşıyorum. Allah'a çok şükür.
Elhamdülillah yaşıyorum. Dualarınız sayesinde ayaktayım. İnşallah kurtuldum. Benim başımı gelen inşallah hiçbir şekilde sizin başınız gelmesin. Lütfen dikkat edin. Kalabalık yerlere girmemeye çalışın. Kendinizi koruyun. Bu hastalık bilinen böyle tedavisi olan bir hastalık değil. İlaç bulmuşlar, bilmem ne bulmuşlar, nasıl olacak? Bakalım kaç yıl geçecek. Sizden ricam, kendinizi 10 defa koruyun. Günlük ister hasta olun, ister olmayın, sağlıklı olun. Mutlaka C vitamini takviyesi alın. Kanaatim benim buradaki edindiğim, bu hastalığın koruma, efendim ilk önleme şeyi, bir yağmurdaki şemsiye gibi koruma şeyi C vitamini. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dua etmeyi unutmayın. Dua edin. Allah sizin başınızı vermesin. Vermesin. Milletin başını vermesin. Özellikle sağlık, şu anda Bosna'da 30 tane doktor koronavirüs olmuş. Özellikle polisler, kamu çalışanları çok yakalanıyor. Onlar da dikkat etsin. Halkla karşı karşıya olan kamu çalışanı arkadaşlarımız çok dikkat etsin. Buraya gelen hastaların birçoğu kamu çalışanı.